Alp kardeşimize şöyle bak, Burdur Şişi'nin en güzelinden bir de doktorun yeme dediği Alp kardeşimize yaptım bunları. Lokum bunlar, püsleme. Eline bunlar sağlık. Çok güzel bir şey. Bak Burdur Şişi'nin özelliği bu arkadaşım. Alp'ciğim bak kardeş, yağa bak. Taş kapının suyundan, Berberoğlu'nun unundan. Yeni çıktı bu caklının fırından dediğimiz olay bu. Şimdi bu şişi çok farklı bir şey. Bak yağa bak. Bak şimdi. Bak kendi yağı bu. Bunlarla bu bak şıkır diye. Terasiti Alışveriş Merkezi'ne yarış kitimizi almaya geldik. Evet, 64-88 numaralı göğüs numarası yayışım. Şimdi burada çip kontrol noktası var. Orada da çipin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Evet, her şey yolunda. Çip çalışıyor, bilgiler de doğru. Şimdi de çantamızı almaya gidelim. Güzel bir etkinlik yapmışlar burada. Garmin Bytec'imin standı var. Her şeyin standı var. Decathlon, ASICS. Bayağı güzel. İlk kez katılıyorum. O yüzden benim için yeni. Evet, Burak Yeter'in konseri de başlamış. Evet, koşu alanına geldik. Antalya Kültür Merkezi'nde start alanına gidiyoruz şu an. Bayağı bir yoğunluk var. Gördüğünüz gibi tüm park yerleri dolu. Biraz erken gelmenizi tavsiye ederim o yüzden. Hava yağmurlu. Şiddetini biraz azalttı ama hala gördüğünüz gibi hafiften atırıyor ama bizi engellemez. Thank you.
Teşekkürler. Arkadaşlar 7 kilometreyi geride bıraktık. Konya altından kale içine gittik. Kale içinden geri Konya altına doğru ilerliyoruz. Şu an tempo beklentinin üzerinde. Yaklaşık 7 kilometreyi 37 dakikalık bir sürede geride bıraktık. Son 3 kilometre için dişimizi sıkacağız artık. Evet, son 1 kilometreye ulaştık. 48 dakika olmuş. 9 kilometre koşalım. Güzel bir tempo. Hadi şunu da bitirelim. Evet arkadaşlar, 10K Rantalya 2022 koşusu tamamladık. 52 dakika 40 saniye. Hedefim 54 dakikaydı. Bu hedefi 1 dakika 20 saniye ile aştım. Kendi performansımdan çok memnunum. Daha çok çalışıp bir sonraki yarışlarda yarım maraton deneyeceğim. Rantalya 2022'den bu kadar. Seneye görüşmek üzere.